yaptınız? Halinize soralım. İyi olmaya çalışıyoruz. Bir seçim dönemini, yoğun bir dönemi atlattık. Türkiye 1 Kasım seçimlerinden sonra AKP'ye bir kez daha iktidar verdi tek başına. Bu yoğun gündemi takip ettik. Biraz yorgunluk var. Dün akşam geç saatte gazete sayfaları tamamlandı. Bugün tekrar seçimin ardından değerlendirmelerimizi yaptık. Sonra da buraya geldik. Öncelikle seçim vatana, millete hayırlı olsun. İnşallah hakkımızda hayırlı olur. Halk mutlak olarak AKP'nin üstünlüğüyle seçim sonucunu nitelendirdi. %49 gibi bir oyla mutlak galip AKP. Türkiye genelindeki seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci gözüyle? Vallahi 7 Haziran'da halk bir koalisyon önermişti siyasi partilere, muhalefete böyle bir yetki vermişti. Ancak muhalefet partileri bunu çok iyi değerlendiremedi. Daha 7 Haziran akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir erken seçim çağrısı yaptı. Koalisyon kurulmayacağının işaretlerini verdi ve sürekli hayırcı bir yaklaşımla Türkiye'yi seçime götürdü. Seçmen de bu süreçte yaşanan kaos, işte yaşanan cinayetler, şehitlerimizin katledilmesi, yani tüm bunlara bir tepki olarak AK Parti'ye destek verdi. Tek başına iktidarla tekrar ülkeyi yönetsinler diye bu desteği verdi. Muhalefete de iyi bir ders verdi. Onlar da artık anlarlar umarım, derslerini almışlardır diye. Şunu söyleyebilir miyiz? Muhalefet bu 7 Haziran seçimlerini çok iyi değerlendiremedi. Dersine çalışmadı muhalefet mı diyelim? Muhalefet aslında dünkü AKP'nin başarısını muhalefet hediye etti onlara. Yani 7 Haziran sonrası uyumsuz, çizdikleri uyumsuz tablonun bir sonucu dün alınan başarıdaki etken çok önemli. Özellikle MHP liderinin sürekli her şeye hayır demesi ama her gerektiğinde de AKP'ye destek vermesi. Örnek meclis başkanlığı seçiminde AKP'li İsmet Yılmaz'ın seçilmesi için destek verdiler biliyorsunuz. Sonraki süreçte de işte koalisyondan yana olmayan bir tavır sergileyerek işte her denilene hayır diyerek adeta bugünlere getirdi ülkeyi ve çıkan kaotik ortamdan sonra halk da AKP'yi tek başına iktidara taşıdı. %49 kimsenin beklemediği bir sonuçtu bu. Bütün anket şirketleri %41, %42 en iyimser tabloyla 44. Bir iki gün önce %47'ye kadar Adil Gür'ün AG ajansı o bir seçim tahmininde bulundu. En yüksek tahmin oydu. Peki siz gazeteci gözüyle Sakarya'nın nabzını çok iyi biliyorsunuz. Sizin tahminleriniz ne yöndeydi? Valla ben Cumhurbaşkanı'nın seçimindeki havayı gözlemledim burada. Geçen yıl 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı'nın seçimindeki gibi benzer bir hava vardı. Sahada AKP çalışıyordu. Diğer muhalefet partilerini görmek mümkün değildi. Ne Milliyetçi Hareket Partisi ne Cumhuriyet Halk Partisi doğru dürüst bir çalışma ortaya koymadı Sakarya için söylüyorum. Ben Sakarya'dan baktığımda bu tabloyu aşağı yukarı tahmin ediyordum ama o anket firmalarına da baktığımızda yani bunlar da yıllardır bu işleri yapan insanlar, tutturdukları seçimler vardı ama evet tümüyle her biri yanıldı. Biz de onlara bakarak yani ben şimdi sahaya baktığımda böyle bir tablo bekliyorum. Anket firmalarına baktığımda da onlar da inatla işte tek başına iktidar olmayacak. %38 AKP'nin oyunu %38 bile gören vardı. Biz de etkileniyorduk onlardan. O şehirde kendi çevremizde bir kamuoyu yoklaması yaptığımızda AKP'nin oylarının arttığını görüyorduk. Özellikle geçen seçimde 7 Haziran'da MHP'ye oy veren seçmen kitlesinin büyük bir oranda MHP'den kaçtığını, bir bölümünün CHP, bir bölümünün AKP'ye gittiğini gözlemliyorduk. Ama elimizde sanırım oradaki geçiş çok net olmuş. Yani %7 gibi bir düşüş var Sakarya için söylüyorum MHP'de. AKP'de de %11'lik bir artış var. %7'sini zaten MHP'den almış. CHP olduğu yerde. Saadet'ten 4'ten 1'e düşüş var. Bir miktar HDP'den aldığını düşünüyorum. Toplamda 400 bini aşkın bir oyla. 407 bin civarı bir oy var. %67,5 civarında bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde de benzer bir oy oranı almışlardı. Yani çalışan AKP'ydi Sakarya'da bu seçimde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. Bir de 7 Haziran'dan farklı olarak kavgasız bir ortamda girdiler seçime. 7 Haziran'a girerken dönemin bakanı Ayşenur İslam'la belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeki Toçoğlu arasında bir çekişme vardı ve Zeki Toçoğlu çok fazla sahaya girmemişti. Ayşenur İslam biraz koşturmuştu. Zeki Toçoğlu kenarda durmuştu. Bu kez bütün milletvekili adayları ve Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere bütün belediye başkanları sahaya girdi. Türkiye genelinde esen rüzgarla da bu başarıyı yakaladılar. Ben hayırlı olsun diyorum. %67,5'luk bir oy oranıyla 5 milletvekili Ankara'ya götürüyor AKP. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum ben milletvekilleri için, belediye başkanları için. Gerçekten %67 halk desteğini alan bir partinin bireyleri, yöneticileri olarak Sakarya'da bu oyun karşılığı vermek için çok şey bekleyeceğiz. İyi çaba sarf etmeleri gerekiyor. Peki Türkiye genelinde paralel olarak, buna paralel olarak AK Parti'nin yaptığı doğrular neydi? AK Parti, Türkiye, Sakarya'da olduğu gibi Türkiye'de de oyunu oldukça yükseltti. Milletvekili sayısını oldukça yükseltti. Bir kere şunu kabul etmek zorundayız. Cumhurbaşkanı, bu başarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyaset bence yatıyor. Yani muhtemelen ekibi, Ahmet Davutoğlu falan var ama Cumhurbaşkanı gerçekten siyaseti biliyor. O kadar çok saldırıya rağmen ayakta durabilen bir siyasi figür Cumhurbaşkanı. Yani 17-25 Aralık'ta paralel saldırılarda bütün işte muhalefetin saldırıları yurt dışından, yurt içinden yoğun eleştiriler her birine gerçekten başarıyla karşı durup bu noktaya getirmiş olması bir siyaset başarısı olarak bunu kabul etmek zorundayız. Ben size artık yani dün akşamdan beri kesin kabul ettim. Siyaset dehası yani. Bir koalisyonun kabul etmemesi, koalisyondan sonra 5 ay sonra bunu öngörüp de tekrar seçimle, yenilenen seçimde partisinin tek başına iktidara taşınacağını görüp de bununla ilgili çabalar sarf etmesi gerçekten takdir edilmesi gereken. Sizce AKP kurmayları ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunu öngörmüş müydü? Öngörmesi böyle bir şeye girmezdi. Ben bunu riske alamazdı mı diyorsunuz? Bunu riske alamazdı. Bunu öngörüp gerekli bütün hamleleri yani her şeyi yaptığını düşünüyorum. Peki Sakarya ilinin özeline ineceğiz ama Türkiye genelinde bir sorum daha olacak size. AK Parti'nin milletvekili adaylarında isim değişikliğine gitmesi bu seçimde sizce fazla etkili oldu mu? Ben Türkiye genelinde listelerde yapılan değişikliklerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Recep Akdağ ne gibi? Özellikle İzmir'de eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, Faruk Çelik'in tekrar aday gösterilmesi, Beşir Atalay'ın Van'da aday gösterilmesi. Gerçekten çok kritik isimler listeye konmuş ve bu isimlerle sanırım 35 isim, 3 dönemlik 35 milletvekili tekrar aday gösterildi. 33 ya da 35 evet. 35 gibi hatırlıyorum. Ben birçoğunun çok yerinde tespitler olduğunu düşünüyorum ve alınan oy artışında da bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye genelinde sadece şey değil, eski milletvekillerin listeye konmuş olması değil, 200'e yakın, 250 civarında milletvekili adayı değiştirdi. Milletvekili adayını değiştirdi AKP. Adayını evet. Yani tümüyle neredeyse yenilenen bir listeyle seçime girdi. Ben başarıda bunun da etkin olduğunu düşünüyorum. Bu sefer geçen seçime göre adaylarını belirlerken daha titiz davrandıklarını düşünüyorum. Çok çalıştılar herhalde. Yani aday belirleme sürecinden itibaren sonraki süreçte yaptıkları hamleler de gerçekten seçimi kazanmaya yönelik, oy artışına yönelik başarılı hamlelerdi. Bunu da zaten dün 1 Kasım itibariyle hepimiz gördük. Kazananın yanında kaybeden de var. CHP her ne kadar oyunu arttırmasa, azaltmasa da arttıramadı da. MHP'de çok ciddi bir düşüş var. HDP'de bir düşüş var. Kaybedenler de sohbetimizin başında söylediğiniz aslında muhalefet altın tepside sundu tek başına iktidarı AKP'ye diye ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu süreçte aslında bir koalisyon arar bir görüntüsü vardı. Ama AK Parti'nin koalisyon istemediğini baştan görmedi. Yani çok açıktı. Ben Sakarya'da oturan bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanı'na çok yakın Ömer Çelik'in koalisyon görüşmelere katıldığını izlediğimde ben bütün arkadaşlarıma dedim bu koalisyon kesinlikle kurulmayacak. Yani ayak diretecekler, son 45 günü dolduracaklar ve seçim kararı aldıracaklar. Ben burada oturduğum yerde bunu gördüm.
CHP bunu görmedi. Ve AKP'nin oyununa geldiğini düşünüyorum. CHP de şunu yapmaya çalıştı herhalde Kılıçdaroğlu. Oyunu bozan biz olmayalım, bu görüntüyü vermeyelim. MHP'nin düştüğü konuma düşmeyelim diye sürekli koalisyon görüşmelerine katıldılar. En son masa devrildi, koalisyon kurulmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de seçime giderken AKP'nin yaptığı çalışmayı yapmadı. Listelerini tümüyle korudu. Neredeyse tamamını, evet. Sakarya'dan örnek vereyim. Sakarya 2. sıra milletvekili adayı 7 Haziran'dan sonra girdiği mahalle delegeliği seçimin kaybeden bir isim. Onu siz koruyorsunuz, 2. sırada tutuyorsunuz. Onun partiye getireceği hiçbir şey yok. Mahallesinde delege seçilemeyen siyaset figürü partisine de o getiremez. Bunu öngörüp de orada değişiklik yapmanız gerek. Ama CHP böyle bir eksiklikle, hiçbir değişiklik yapmadan seçime 7 Haziran listeleriyle girdi. 2. 7 Haziran'dan farklı bir söylem de ortaya koymadı. AK Parti 7 Haziran'da diğer muhalefet partilerinin ilgi çeken tüm vaatlerini kendi programına alırken Cumhuriyet Halk Partisi kendini yenileme ihtiyacı duymadı. Aynı 7 Haziran'daki söylemlerin tekrarıyla biraz daha cılız bir sesle onları tekrar etti ve seçime böyle gitti. Peki seçimin en büyük kaybedeni diyebiliriz MHP? Milliyetçi Hareket Partisi zaten 7 Haziran akşamı Devlet Bahçeli'nin sergilediği tabloyla birlikte bir çöküşe girdi. O akşam hemen ertesi günden, hatta o dakikadan itibaren sosyal medyada MHP'ye destek veren, gönül veren birçok insanın Devlet Bahçeli'ye inanılmaz tepkisi oluşmaya başladı. Ben de çevremde gözlemlediğim kadarıyla 7 Haziran'da MHP'ye oy veren birçok seçmenin artık MHP'ye oy vermeyeceğini, bununla ilgili yeminler ettiğini gördüm. Bunda hep Devlet Bahçeli'nin belki kendince haklı yönleri de vardı. Yani olabilir. Ama bunu halka çok doğru anlatamadı. Oluşan algıyı MHP'nin işte koalisyonuna yanaşmayan bir tavır sergiliyor algısını hiç değiştiremedi. Halbuki bana göre MHP, CHP ve HDP'nin kuracağı bir koalisyonla Türkiye çözüm sürecini çok daha iyi sağlayabilirdi. MHP ile HDP'nin aynı masada buluşması Türkiye'yi en kolay çözüme götürecek bir yapıydı bence. Sizce HDP yanaşır mıydı? MHP yanaşmadı zaten. Bence HDP'nin bu yönde çağrıları da vardı. CHP ile MHP koalisyon kursun, biz dışarıdan destekleyelim şeklinde bir HDP'nin, Demirtaş'ın bu yönde çağrısı vardı. MHP, biz HDP'nin vereceği destekle hükümette olmayız şeklinde bir açıklamayla bunu da kabul etmedi. Ve her şeye hayır diyen bir görünümle sandığa gitti ve Türkiye genelinde %4 civarında bir oy oranı kaybetti. Sakarya'da da %7-8'e yakın bir oy oranı düşüşüyle 1 Kasım'a girdi. Ben oylar ilk açıklanmaya başlandığında bir ara MHP neredeyse Sakarya'dan milletvekili çıkaramayacak konumdaydı. Sonradan arttı oyları, %12 buldu. Ben MHP'nin bu geldiği noktada kesinlikle bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Devlet Bahçeli'nin bir istifasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece Devlet Bahçeli değil, bu dönemde Sakarya için söyleyeyim. Sakarya'da MHP teşkilatını bu seçim döneminde hiç görmedik. İl başkanı, teşkilatlar yok gibiydi. Yani MHP'nin il binasında hala gidin bakın, geçerken bakın, MHP il binasında tabela yok. Bir üç ilerli bayrak asmışlar. Biz buradayız demeye çalışıyorlar. Yani sen seçime gidiyorsun, partinin tabelası yok ve seçmenden oy istiyorsun. Mücadele ettiğin AK Parti ise neredeyse şehrin bütün boş duvarlarını almış, kiralamış ve oraya başbakanın bulunduğu, vaatlerinin yer aldığı afişler asmış. Sen seçmene nasıl ulaşacaksın? Birebir gezip ulaşma gayretin yok. Duvarlarını kiralamamışsın, tabelanı asmamışsın, bir tane araç giydirip dolaştırmamışsın. Bir tek ikinci sıra milletvekili adayı Ali Rıza Acertürk'ün yoğun çabası var MHP adına. Birinci sırada zihni açma, benim de çok sevdiğim, saydığım bir insan. Ama onun da bu seçimde çok yoğun çalışmadığını düşünüyorum. Biraz sonra adaylara tek tek gireceğiz. Ama
MHP'yi genel olarak değerlendirirken hem Devlet Bahçeli'nin hem Sakarya İl Başkanı Levent Bülbül'ün Sayın kesinlikle Bülbül'ün istifa yerel etmesi medyada, gerektiğini düşünüyorum. Yerel medyada çok aslında haberleri çıkıyordu. Çok fazla demeçleri de yer alıyordu. Ama siz biraz az çalıştı diyorsunuz. Ben bu seçim için çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Daha çok Acar Türk'ün çalıştığını düşünüyorum. Çarşamba günleri bir geleneksel basın toplantısı günü Levent Bülbül. Onların çoğunu bile yapmadı seçim döneminde. Ben bu süreçle ilgili çok çalıştığını düşünmüyorum. Zayıf notlardınız. Peki Sakarya'ya dönecek olursak. Sakarya'da az önce bahsettik. MHP'nin %7'lik bir kaybı. Saadet Partisi'nin %3'lük bir kaybı. HDP'nin %1'lik bir kaybı. AK Parti'nin %11'lik bir artışı. Ve CHP'nin olduğu yerde kalması. Sakarya halkı sizce neden AKP dedi? Vallahi bir kere yani bir Türkiye genelinde esen rüzgar bunu görmemiz lazım. İki, Sakarya'da az önce de söyledim o parti içi çatışma ortamı sonlandırıldı seçime girerken. Şaban Dişli'nin ikinci sıradayı Şaban Dişli'nin bir sözü vardı. Biz baltalarımızı gömdük seçimden sonra çıkartacağız gibi bir şey vardı. Seçime kadar parti içinde hiçbir kavga, çekişme yaşanmadı. Her şey güllük gülistanlık gibiydi ve yani milletvekili adayları özellikle Ayhan Seferüstün, Mustafa İsen, Şaban Dişli bunlar yoğun bir şekilde çalıştılar. Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu. Recep Uncuoğlu ve Ali İhsan Yavuz da 7 Haziran'dan çok daha fazla çalıştılar bu dönem. Artı oyunda Büyükşehir Belediye Başkanı büyük oranda vardı. Geçen seçime göre yani inanılmaz bir çalışma temposu sergiledi Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı. Belediye başkanlarını da çalışmaya zorladı Zeki Toçoğlu. Geçen seçim kerhen çalışan belediye başkanları bu seçim daha bir taşın altına elini koymak için çaba sarf ettiler. Serdivan Belediye Başkanı, Akyazı Belediye Başkanı, bütün belediye başkanları çok yoğun bir çalışma temposu sergilediler. AKP tam anlamıyla el ele verdi diyorsunuz. El ele verdi ve gerçekten yani bir de imkan meselesi. Yerel yönetimleri elinde bulundurmak bir siyasi parti için çok büyük bir avantaj. Hazine yardımı yapılmadı bu seçime girerken siyasi partilere. Siyasi partilerin bütçeleri çok kötüydü. AKP bu anlamda çok avantajlıydı. Yerel yönetimler elindeydi. Ben çok bir büyük oranda propaganda çalışmalarının belediyeler tarafından karşılandığını düşünüyorum maliyetlerinin. İşte Büyükşehir Belediyesi günde 4-5 tane en az 500-600 kişinin katıldığı yemek organizasyonu yaptı. İşte kültür dernekleri, sabah esnaf temsilcileri, muhtarlar, yani bir başka meslek grubu temsilcileri gün boyunca Büyükşehir Belediyesi'nin farklı organizasyonlarıyla AKP'ye oy istendi. Bunlar bir maliyet gerektiriyor. Bunu da bütün yerel yönetimi bulunduran partiler yapıyorlar. Sakarya'da da biliyorsun 17 belediye var. 17 belediyenin tümü de AKP. Bu AKP'li belediyelerde başka partiye destek isteyecek halleri yok. Kendi partileri için çalıştılar ve bu çalışmanın sonucunda da %67'yi aşan bir oyla tekrar partilerini Ankara'ya güçlü bir destekle 5 milletvekilini Ankara'ya gönderdiler. CHP'nin Sakarya'daki durağan tablosu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı çok fazla değişmedi. 7 Haziran'a göre tablo değişmedi. Dediğim gibi seçime aynı listeyle gittiler. Bir tek 7. sıradayı değişti. Onlar da çok fazla çalışmadılar. Yani 1. sıradayı Engin Özkoç biraz çalıştı. 2. sıradayı 7 Haziran'da çalıştığı, gösterdiği performansı bu seçimde göstermedi. 3. sıradayı biraz çalıştı. Bir Ayşe Kılıç 5. sıra mıydı? 6. sıradaydı. O biraz çalıştı. Onun haricinde çok fazla çalışan da olmadı. Ama CHP oylarını korudu. Sakarya'dan ama bir milletvekili alırız biz anca gözüyle mi baktınız acaba? Onu kabullenmişlerdi. Onu kabullenmişlerdi. 2. milletvekili çıkarmak adına özel bir gayret sarf etmediler. Kılıçdaroğlu bu dönem Sakarya'ya gelen işte bu meclise grubu bulunan partilerden bir tek CHP'nin genel başkanı Sakarya'ya geldi. 3 köy mitingi düzenledi.
Onlar da öyle çok başarılı mitingler değildi zaten. Oyları da çok yansımadı. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a çok fazla bir şey değişmedi CHP'de. Engin Özkoç da zaten bu sonuçtan çok mutluydu. Dün akşam arkadaşlarımıza verdiği demeçte de kendilerinin başarılı gördüklerini söyledi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarılı bulmuyorum. Sakarya'da bir tabanı olan parti. Geçmişte birçok belediyesi olan bir partiydi. Şimdi bir sadece Pamukova'da 4-5 belediye meclis üyesi var. Onun haricinde bir tek belediyede bile varlığı olmayan bir parti. Ben bunun başarısız olduğunu düşünüyorum bu ortamda. CHP'nin çok başarısız olduğunu düşünüyorum. CHP'den gelen biri aslında altyapıları vardı. 89'da ona yakın belediyeyi kazanmıştı Sakarya'da ve gerçekten başarılı belediyecilik örnekleri de ortaya konmuştu. Ondan sonraki süreçte CHP tümüyle yerel yönetimlerden çekildi ve genel seçimlerde aldığı başarıyı da bunun büyük oranda etkilediğini düşünüyorum. Az önce gerçi uzun olarak bahsettiniz ama MHP'deki %7'lik büyük düşüş bahsettiniz, az çalışıldı dediniz. Adayların etkisi var mıydı bu düşüşte? Adayların etkisi vardı elbette. Ben Ali Rıza Çertürk burada bir kenara ayrı koyuyorum. Ali Rıza Çertürk şehirde sevilen sayılan isimler. Ben Sakarya'da bir gazeteciyim. Üçüncü sıra adayının adını biliyorum. MHP'nin. Yedinci sıra adayının adını biliyorum. Hala 4, 5 ve 6. sırada kimler vardı bilmiyorum. Yani bu anlamda da MHP'nin liste yaparken yaptığı yanlışı göz önüne koymak için bu örneği verdim. Ve yani MHP'ye de yani iddialı bir parti ama aday seçerken AKP'nin gösterdiği titizliği onlar göstermediler. Onlar da MHP de AKP gibi listesini büyük oranda yeniledi. Sakarya'da kim kaldı? Ali Rıza Çertürk ve Zihni Açma. İsmail 3 isim kaldı. 4 ismini değiştirdi ama değiştirdiği isimler de oy getirecek isimler olmadı. Orada yanlış tercihler vardı diyorsunuz. Yanlış tercihler vardı. MHP'nin aslında Sakarya'da kesinlikle bir tabanı olduğunu da söyleyebiliriz. Normal MHP şartlarda. Elbette Sakarya'da bir tabanı var. Geçmişten bugüne 2007'de milletvekili çıkardı. CHP'nin çıkaramadığı 2007 seçiminde. Daha önce 1999 seçimlerinde milletvekili çıkardı. 99'dan beri sürekli milletvekili, bir 2002 baraj dışı, meclis dışında kaldığı dönem hariç her dönem milletvekili çıkaran bir milletvekili. Geçen 7 Haziran'da da ikinci milletvekiliğine çok yaklaşmıştı halbuki. Öyle bir tabandan bugün geldiği nokta kötü bir tablo yani. Peki Saadet Partisi'nin %3'lük ciddi bir AKP'ye kayışı var diyebiliriz burada MHP ile beraber. Büyük Birlik Partisi'ndeki %1 puan onlar için çok büyük bir düşüş. Kararsızlar acaba koalisyon istemedi mi? Yani biz o %3'lük, %4'lükteki kısım olmak istemiyoruz. Biz koalisyon istemiyoruz mu dedi. AK Parti bu seçimde her türlü argümanı çok iyi kullandı. Yani dini argümanları iyi kullandı. Yani iktidar, tek başına iktidarla istikrar isteyenlere bir çağrıda bulundu. Sürekli işte doların yükselmesinin sebebi bir kaos, bu yaşanan kaos olduğu belirtildi. İnsanlar sanki 1 Kasım'dan sonra tekrar bir koalisyon olursa işte dolar fırlayacak, insanlar işsiz kalacak, işte esnaf çekini ödeyemeyecek, iş adamı çalışan maaşını ödemeyecek gibi bir tablo, öyle bir algı yaratıldı. İnsanlar da bu algıyla gittiler sandıkta, AKP'ye destek verdiler. Bundan Saadet Partililer de etkilendi, CHP'liler de etkilendi, herkes etkilendi bu algıdan. Çünkü Türkiye'de bugün baktığımızda çok sesli bir medya yapısı da kalmadı artık. Yani bir iki muhalif medya dışında, muhalif medya organı dışında bütünüyle medya organları artık iktidarın güdümüne girmiş durumda. İşte adına değişik şekilde anılan havuz medyası, şu bu birçok şekilde anılıyor. Seçime daha 3-4 gün kala gene muhalif olarak bilinen iki televizyon kanalına el kondu, kayyum atandı. İşte o yayınlarda seçime 3 gün kala iki muhalif ses de kesilmiş oldu. Muhalefet partilerinin aslında kendilerini ifade edecekleri pek bir ortam da yoktu, pek bir platform da yoktu.
hep her yerde işte TRT'de 30 saat Cumhurbaşkanı, 29 saat Başbakan, bakıyorsun 5 saat CHP lideri, 2 saat MHP lideri, 1 saat HDP lideri. Bunlar kendilerini nerede ifade edecekler? Zaten o Ankara'daki patlama sonrasında partiler miting yapmaktan da çekindiler. Sahaya çıkamadılar. HDP hiçbir anlamda kampanya yapamadı. Burada Sakarya'da örneğinde, ölçeğinde baktığımızda hiç sahaya çıkamadılar yani. Seçimden bir ay kadar önce işte HDP binasının tabelası indirildi. Adamlar tabelalarını bile asamadan, yani böyle bir ortamda nasıl kampanya yapacaklar? Oy oranı da 17 binden 10 bine kadar düştü tabii ki, elbette düşecek. Yani belki başka etkenler de vardı, onlar da etkili olmuştur ama ben Sakarya'da ve Türkiye'de muhalefetin kendilerini ifade edebilecekleri çok bir platformun kalmadığını düşünüyorum. Sizce %10'luk, 12'lik bir artış AKP'de biraz zoraki bir alış mı oldu, emanet oy muydu, yoksa gerçekten kalıcı bir taban olacak mı bu %50? Normalde AKP için %35'lik bir taban var diyebiliriz Türkiye'de. Vallahi az önce de söylediğim gibi istikrar arayan insanlar AKP'ye yöneldi bu seçimde. İşte çeşitli korkularla tercihlerini AKP'den yana koydular. İşte bazıları iş korkusu, bazısı doların yükselme korkusu, bazısı işte çocuğum askerde şehit olur mu korkusu, bir başkası başka bir korkuyla. Her birinin değişik nedenle AKP'ye yöneldiğini düşünüyorum. Yani bunların kalıcı olma ihtimali de var. Yani çünkü bu muhalefet bu kafayla gittiği sürece AK Parti'nin oyları bu şekilde korunur gider. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti'nin resmi olarak başında olmasa bile halen partinin başında olan isim o. Milletvekili adaylarını o belirliyor. Partinin yönetim kadrosunu o belirliyor. Bakacaksınız şimdi. Kabine belirlenirken kabine üyelerini de o belirleyecek. Yani o olduğu sürece ben AK Parti'nin iktidardan düşeceğine ihtimal vermiyorum. Bu muhalefet de var olduğu sürece Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başında, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu sürece AK Parti tek başına iktidar olmaya devam edecektir. Biraz sonra başka bir şey soracağım ama Devlet Bahçeli konusunda MHP'den sizce bir seçim gelecek midir? Bir lider değişikliği olacak mıdır? Ben soracaklardır. Tabanda büyük bir rahatsızlık olduğunu gözlemliyorum. Her ne kadar MHP... Meral Akşener, Sinan Oğan isimleri gibi isimler dolaşmaya başladı kulislerde. Valla bu seçimden önce de çok konuşuluyordu. Meral Akşener'in özellikle milletvekili adayı gösterilmemesi nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Meral Akşener'i parti tabanında isteyen çok geniş bir kesim var. Hatta MHP'li olmayan merkez sağda bulunan seçmenden de Meral Akşener'e karşı çok büyük bir yönelim var. Aynı şekilde Sinan Oğan da belki bugün olmayabilir ama gelecekte MHP'nin liderliğini oynayabilecek bir isimdi. MHP'nin oy düşüşündeki etkenlerden birini de Sinan Oğan ve Meral Akşener'den bahsederken onu da belirteyim. Bu seçimde MHP'nin bir ekran yüzü yoktu. MHP'ye oy isteyecek, televizyonlara çıkıp da oy isteyebilecek, gerçekten insanları etkileyebilecek bir isim ben MHP'de görmedim. MHP adına ekrana çıkartan isimler de negatif enerji yaydıkları negatif enerjiyle adeta MHP'nin oyların düşmesine etken olduklarını düşünüyorum. CHP'de bir lider değişikliği olur mu? CHP'nin ki MHP'ye göre daha zor olduğunu düşünüyorum. MHP'de şimdi işte Meral Akşener, Sinan Oğan isimleri çıkmış ortaya. Bunları konuşuyoruz. Ama CHP'de böyle öne çıkmış bir isim şu an için yok. Belki Umut Orhan olabilir diye düşünüyorum. Umut Orhan'ı da CHP'de aday göstermediler biliyorsunuz. Evet. Ben Umut Orhan'ın yani yakıştırıyorum Umut Orhan olabilir diye. Metin Feyzeoğlu Barolar Birliği Başkanı, onun bir niyeti olduğu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu hafta işte Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nde bir tüzük gündemde bir toplantı yapacak diye düşünüyorum. Kazananı konuşuyoruz genelde ama peki ya tersi olsaydı, yine 258 milletvekili alsaydı AKP ve yine koalisyona kalsaydı, sizce neler olurdu? Çok değişmezdi. Yine MHP ben yanaşmıyorum koalisyon içinde olmam diye diretirdi ve bir seçim daha gündemimizde olurdu. Yine seçime giderdik. Zaten seçmen de bunu gördüğü için bu korkuyla gidip de AKP
AKP'ye oy verdi. Peki Sakarya için AKP 5 milletvekili, CHP 1 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili. AKP'deki, öncelikle Sakarya'daki milletvekili isim değişiklikleri için ne diyorsunuz? Örneğin Ali İnce sadece bir dönem kalabildi, bir dönemi bile tamamlayamadı. Ali İnce çalışkan bir siyasetçi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde biliyoruz. 14 yıl belediye başkanlığı yaptı. Hendek'in onun aldığı dönemden bugün geldiği nokta çok farklı. Milletvekilliğine taşıyabilir miydi o başarılı şeyini? Onu çok kestiremiyorum. Milletvekilliği ve belediye başkanlığı çok farklı şeyler. Bir önceki seçimde 7 Haziran'da çok ciddi çalıştı. Kesinlikle. Ali Başkan. Ben AKP'ye de çok oy kattığını düşünüyorum. Başarılı bir siyasetçi. Kardeşiyle ilgili yaşadığı tatsız olaydan dolayı listeye alınmadığı söyleniyor. Ayhan Sefer Üstün ve Şaban Dişli. Ben 3. 4. dönem milletvekili adayı oldular ve milletvekili seçtiler. 13 yıllık AKP iktidarı döneminde her ikisinin de Sakarya için çok faydalı işler yaptıklarını düşünmüyorum. O zaman tek tek gidelim. Ayhan Sefer Üstün. Vallahi Ayhan Sefer Üstün parti içi hiziplerle uğraşmaktan Sakarya'ya pek bir şey katmaya çalıştığını zannetmiyorum. Ve çok da eleştirdiğim bir isim benim Ayhan Sefer Üstün. Kendisinde beklemediği bir anda AKP Genel Başkan Yardımcısı oldu. Çünkü Sakarya'ya dönmüştü. Kendisini 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlıyordu. Tekrar AKP Genel Başkan Yardımcısı oldu ve milletvekili adayı oldu. Ben Sakarya'da çok fazla karşılığının olmadığını düşünüyorum. Kendisinin birinci sıradan aday gösterilmesine rağmen bu seçimde AKP'ye yakın yerel medyadaki AKP'ye yakın kalemler tarafından yıldızının parlatılmaya çalışılmasına rağmen ben Sakarya'da çok karşılığının olduğunu düşünmüyorum. AKP içinde tutuluyor mu sizce? AKP'de parti içinde de ben çok sevildiğini düşünmüyorum ama partide köşe başlarını tutan bazı isimleri iyi tuttuğunu düşünüyorum. Teşkilat içi dengeleri iyi koordine ettiğini düşünüyorum. Konuyu şuraya getireceğim. 5 milletvekili bir bakanlık gelir mi Sakarya'ya? Ben bugün cemiyet olarak bir açıklama yaptık. Biz Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olarak Sakarya'ya bir bakan yakışır diye bir çağrıda bulunduk. Bakan olabilecek 3 tane isim var Sakarya'dan. Bir Mustafa İhsen, 3. sıradan aday oldu ve seçildi. Şaban Dişli. Şaban Dişli ile ilgili geçmişten bugüne bir bakanlık beklentisi hep oldu. İşte yaşadığı tatsız olaylar oldu. Şaban Dişli var. Şimdi ikinci sıradan oldu. Cumhurbaşkanına çok yakın bir isim ama Ahmet Davutoğlu ile ilişkilerinin çok iyi olmadığı söyleniyor. Ama Cumhurbaşkanı onu bir bakan olarak görmek isteyebilir. Mustafa İhsen aslında bakanlığa en çok yakışacak isim. Bana göre Mustafa İhsen Cumhurbaşkanımıza daha da yakın tam bir isim. Devlet tecrübesi olan, bürokrasinin en zirvesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde 7 yıl süreyle bulunup da hiçbir eleştirilecek bir haberi çıkmayan bir isim. Bu ismin ben Sakarya'ya, bakanlığının da Sakarya'ya çok faydalı olacağını düşünüyorum. Az önce Cumhurbaşkanımızın devlet kurulurken mutlaka parmağı olacaktır dediniz. Yalnız bırakmayacaktır, kararları etki edecektir dediniz. Mustafa İhsen'in de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı aşikar. Ben vallahi yani kabinede çok olmasını isterim Mustafa İhsen'in. Yani hem ülkeye faydası olur hem Sakarya'ya faydası olur. Muhtemelen olursa da Kültür ve Turizm Bakanı olma ihtimali çok yüksek. AK Parti'nin hükümet programını yazarken de parti programını yazarken de kültür ve turizmle ilgili konuları Mustafa İhsen'in yazdığını biliyoruz. Bunun da bakanlık için bir işaret olabilir diye düşünüyorum. Bu bir tahmin mi, bir duyum var mı? Yok, onu yazdığını kendisi ifade etmişti. Bunun bir bakanlık için işaret olabileceğini düşünüyorum. Olursa Sakarya için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki pas geçmeyelim. İkinci sırada Şaban Dişli. Sizce seçime nasıl hazırlandı? İkinci sıra adayı mıydı? Şaban Dişli Cumhurbaşkanı'na danışarak aday adayı oldu. Ancak
AK Parti içinde bu adayları belirleyen kuruldan Şaban Dişli'nin adı çıkmadı. Yani bu kulislerde konuşulan bilgi. Son gün Cumhurbaşkanı ile sarayda yaptığı bir görüşme, hatta biraz daha netleştireyim kulis bilgisini. Cuma namazından sonra, biliyorsun Cuma günü listeler açıklanmıştı. Cuma namazından sonra o Beştepe'deki Millet Camii'nden çıkarken kendisine listede olmadığını belirterek bilgi vermiş Şaban Bey. Cumhurbaşkanı da listelere müdahale ederek Şaban Bey'i ikinci sıraya alıp listeyi aşağı doğru kaydırdığı yönünde bir kulis bilgisi. Bugüne kadar yalanlanmadı. Birçok kişi de konuştu, yazdı bunu. Yalanlanmayan bir bilgi bu. Cumhurbaşkanı gerçekten destek verdiği bir isim. Sakarya'ya geldiğinde de 7 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya geldiğinde Şaban Dişli'nin Geyve'deki yeni yaptığı evine giderek orada misafir oldu. Bu bilgiyi de belirtmiş olalım. Sayın Üstün için birinci sıradaki karşılığı Sakarya'da bence yok dediniz. Sayın Dişli için ne dersiniz? İkinci sıradaki karşılığı Şaban var mı? Şaban Dişli'nin Ayhan Sefer Üstün'den daha fazla sevildiğini düşünüyorum Sakarya'da. Peki üçüncü sıra Mustafa İhsan. Mustafa İhsan yani alışık olduğumuz siyasetçi tipinden çok farklı bir tipi var. Yani böyle bir alışık olduğumuz, yani işte genelde siyasetçiler için ne denir? Yalan söyler, işte yapamayacağı vaatlerde bulunur falan. Mustafa İhsan da böyle bir şey göremezsiniz. O yapamayacağı bir şey için kesinlikle söz vermez. Yapabileceği bir şey için de kendini kenarda tutmaz. Özellikle Sakarya ile ilgili konularda ben bu aday adaylığı sürecinden itibaren birçok olayla ilgili gözlemledim kendisini. Kendisine iletilen her konuyla ilgili Ankara'yı arayıp eğer yapabileceği bir şey varsa bununla ilgili çaba sarf ettiğini ve birçok konuyu da çözüme kavuşturduğunu biliyorum. Yani Sayın İhsan'ın karşılığı var mı peki? Ben üçüncü Mustafa İhsan gerçekten Sakarya'da ilk zamanlarda işte bürokrasiden geldi, insanlara tepeden bakar, işte bir iletişim kuramaz gibi bir yaklaşım vardı, öyle bir algı vardı. Ama aday aday, ilk 7 Haziran öncesi aday adaylığı sürecinde bu algıyı kırdı. Her yere gitti, köy köy dolaştı. Sakarya'nın gitmedik köyü bırakmadı neredeyse. Peki yeteri kadar tanınıyor muydu Mustafa İhsan Sakarya'da? Aslında tanınmıyordu ama kendisini tanıttı. Şu anda bence Sakarya'da en güvenilir siyasetçi, böyle bir anket yapılsa kesinlikle Mustafa İhsan birinci sırada çıkar. Ali İhsan Yavuz, ne dersiniz? Ali İhsan Yavuz'un üçüncü dönemi oldu bu 1 Kasım. İlk kez 2011'de milletvekili seçilmişti ama AK Parti'nin kuruluşundan beri hep içinde oldu. İşte ilçe başkanlığı, sonra bir il başkanlığı denemesi oldu, kaybetti. 2011'de milletvekili seçildi. O da Sakarya'da aslında iyi bir ekibi vardı onun. Milletvekili seçildikten sonra hep çalışmalarını Ankara'da yoğunlaştırdı. İşte seçim işleri, başkan yardımcısı falan oldu. Yani Sakarya'ya pek vakit ayıramadı. Ben hem parti teşkilatlarına vakit ayıramadı hem de Sakarya'nın sorunlarıyla çok ilgilenmedi. Bu anlamda bir eksikliği olduğunu düşünüyorum ben Ayhan Sefer'in. Bu seçim döneminde de Sakarya'da pek bulunamadı. O seçim işleri başkan yardımcılığı görevi halen devam ettiği için Türkiye'de partinin seçim çalışmalarında ki yöneten ekipteydi. Dün işte 1 Haziran seçim döneminde Ankara'daydı. Dün akşam işte burada kutlamalar olurken o Ankara'daydı. Ama ben Sakarya ile ilgili Sakarya'daki siyaseti iyi bildiğini düşünüyorum. Oy karşılığı var mı? Oy karşılığı eskiden daha fazlaydı. Ama onun da bölgesinde özellikle Yazılı, Ekinli, o bölgede Erenler'de sevilen bir isim. O bölgede de AKP'nin aldığı oylar çok yüksek. Recep Uncuoğlu, 5. sıra. Recep Uncuoğlu 5 yıl il başkanlığı yaptı. Ancak yani o 5 yılda Sakarya ile ilgili çok fazla bir şey üretmedi ve sorunların çözümü için de çok çaba sarf etmedi. Partiyi sorunsuz bir şekilde yönetti. Yani Ankara'ya bir sorun taşımadı. Burada belediyelerle ilişkileri bir düzeyde tuttu.
Ve Ankara'ya buradan sorun götüren bir il başkanı olmaktan ziyade Sakarya'yı sorunsuz yöneten bir il başkanı görünümü verdi. 7 Haziran'da milletvekili adayı gösterilmesine de bu etken oldu. Gene tekrar listeye konmasında da bu etken oldu. Ankara'nın tam istediği şekilde bir milletvekili. Buradan oraya sorun götürmeyecek. Orada da sorun çıkarmayacak bir milletvekili. Uyumlu bir milletvekili. Ben 2019'da tekrar aday gösterilmez gibi geliyor bana. Oy karşılığı 5. sıra olarak var mıydı? Çok zannetmiyorum. Bir şey anlatayım. 2011 seçimlerinde Şaban Dişli gazeteye ziyarete gelmişti. Çok söylediği bir söz vardı. Biz milletvekili adaylarını hepimizi bir odaya kapatsalar, seçim döneminde sahaya sürmeseler AK Parti'nin oyu çok daha fazla olur diye bir sözü vardı Şaban Dişli'nin. Bunu hiç unutmuyorum. Gerçekten AK Parti'nin aldığı oylarda ben Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genel merkez politikalarının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çok daha etkisi var diyorsunuz. 5 isimden sizin sanırım biraz daha yakıştırdınız. Sayın İhsan, Mustafa İhsan. Ben şöyle bir bakanlık için liste söyleyeyim. Yapmıştım. Seçimlere sanırım bir 15-20 gün kadar vardı. Benim milletvekili aday listem diye her partiden milletvekili isimleri çıkartmıştım. AK Parti'den Mustafa İhsan'ı yazmıştım o listeye. Saadet Partisi'nden Eyüp Yıldırım'ı almıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç yani böyle bir isim yoktu. MHP'den de Zihni Açba ve Ali Rıza Acar Türk'ü almıştım. Mustafa İhsan, hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim, Sakarya için çok büyük bir kazanç. Bunu göreceksiniz. Yani bu 7 Haziran'la 1 Kasım arasında kendini çok gösteremedi. Ama bu tek başına AKP iktidarında döneminde göreceksiniz. Sakarya'ya çok şey kazandıracak. Eyüp Yıldırım'ı söyleyeyim. Hı-hı. Eyüp Yıldırım'la ilgili bir not, bir cümle. Eyüp Yıldırım gerçekten Sakarya'da çok kalite bir siyasetçi. Saadet Partisi'nde siyaset yapıyor. Tek şanssızlığı Saadet Partisi'nde olması. Saadet Partisi'nin, yani belki bu yanlış anlaşılabilir, bir karşılığı artık iktidara götürecek bir karşılığı olmadığı için şanssızlığı diyorum. Bir milletvekili olması halinde Sakarya çok faydası olacak bir isim bence. Cevat Ayhan ayarında, ya onun yolunda, onun yolundan gidebilecek bir milletvekili. Adayı, siyasetçi. Siyasetçi. CHP Engin Özkoç. Milletvekilimiz. Siz nasıl buldunuz çalışmalarını veya karşılığı olacak mıdır? Engin Özkoç siyaseti kendi ekseninde döndürmeye çalışan bir isim. Bu kadar söyleyeyim. Ben geçmişte rakip olmuştum milletvekili aday adaylığı döneminde. 2011'de çok fazla konuşmayayım. MHP Zihni Açba. Zihni Açba, benim beklentilerim kendisinden çok fazla olan bir isimdi. 7 Haziran'a girerken özellikle yani milletvekili adaylığı döneminde desteklediğim bir isimdi. Umarım desteklerimizi, bizim umutlarımızı boş çıkarmaz. Peki Sayın Matur, 5 milletvekili AKP, mutlak galip. Sakarya için %67'lik bir oy. Sakarya'yı AKP yönetiminde neler bekliyorsunuz? Neler gelecek? Gelecek günlerde neler göreceğiz? Vallahi yarınki gazetede çıkacak yazımda ben çok büyük bir sorumluluk üstlendiklerini yazdım. Öyle de düşünüyorum. Gerçekten %67 ile üzerlerine yüklenen sorumluluğun farkında olduklarını düşünüyorum. Sakarya'nın 13 yıllık AKP iktidarı döneminde çok fazla kazanımı olmadı. Birçok il başını alıp giderken Sakarya yerinde saydı demek belki haksızlık olacak ama çok fazla bir şey almadı AKP iktidarında. Çok da haksızlık olmazsa haksızlık olmuş sayılmayacak aslında. Yani Sakarya'nın ben öncelikle depremle ilgili bir hazırlık yapması gerektiğini düşünüyorum işte. 17 Ağustos 1999 depremini yaşadık. 16 yıl geçti. İşte 30 yıllık periyotlarda bir deprem olduğu söyleniyor ve o 30 yıla da yaklaşıyoruz. Mevcut yapı stokunun yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir bütünüyle kentin bütününü yenileyecek bir kentsel, büyük kentsel dönüşüm projesi uygulanması gerekiyor. En büyük sorun bu bence, bu kentin. Bununla ilgili çaba sarf etmeleri gerekiyor.
Biz eğitimde, sağlıkta çok gerilerdeyiz. Türkiye'nin batısında yer alan bir şehir olmamıza rağmen hem eğitimde hem sağlıkta çok gerilerdeyiz. Bizim tarım arazilerimiz çok verimli. Bunların sanayiye açılması yerine tarımsal kalkınma projeleri geliştirilmesi gerekiyor. Bunu Mustafa İhsan'la da konuştuk bir ara. Kırsal Kalkınma Ajansı Bursa'da var. Birçok ilde bunun örnekleri var. Sakarya'da bence çok acil bir şekilde Kırsal Kalkınma Ajansı kurulması gerekiyor. Bunun rolü şu, tarımsal projelerin desteklenmesi için işte kredi arayışları, hibe krediler falan bu ajanstan geçiyor. Bununla ilgili bir çaba sarf edilirse ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Ben milletvekillerini de, AKP milletvekillerini de bu konuda çağrıda bulunuyorum. Sakarya'nın aldığı %67'lik oy oranının verdiği %67'lik oy oranıyla artık yani 13 yılda yapmadıklarını, özellikle Şaban Dişli ve Ayhan Sefer Üstü'nün 13 yılda yapmadıklarını bu son dönem 4 yılda yapmaları gerektiğini belirtiyorum. Bu arada Yusuf abimiz Sakarya seçimler sürecinde medya layıkıyla rolünü oynayabildi mi? Radyo, televizyon ve medya yayın organlarının kapandığı bu günlerde cemiyet başkanı olarak neler düşünüyor? Selamlar, saygılar demiş Yusuf abimiz. Ben de Yusuf abiye buradan selamlarımı sunuyorum. Vallahi Türkiye medyası nasılsa Sakarya medyası da öyleydi. Çok fazla muhalefet partileri seslerini duyuramadılar yerel medya organlarında. Daha çok AK Parti'nin haberleri yer aldı. Onların haberleri manşetlere çıktı. Biz yeni haber olarak biraz daha tarafsız olmaya çalıştık. Bir iki gazete de yine tarafsız olmaya çalıştı. Ama televizyonlarımız biliyorsunuz zaten uyduya çıkamadılar bir türlü. Yayınlarıyla ilgili de sorunlar var. Onlar da çok fazla politik arenaya kendilerini açamadılar. Ama yani gene de huzur içinde bir seçim geçti. Medyada ve siyasi partiler arasında bir kavga ortamı yaşanmadan seviyeli bir seçim ortamında 1 Kasım'a geldik. Umarım Türkiye özgür bir ortamda bundan sonra varlığını sürdürür. Özgürlüklerimiz hiç bitmez. %67'lik Sakarya'daki oy oranı, Türkiye'deki %49'luk oy oranıyla AKP biz her şeyin sahibiyiz, tek güç bizde, bütün güçler bizde şeklinde bir yaklaşım sergilemez. Bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması vardı. Biz işte vakarla bu seçim sonucunu karşılıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak bundan sonraki süreci götüreceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Sayın Davutoğlu da bu yönde açıklamalarını yaptı. Davutoğlu da dün akşam balkon konuşmasında bu yönde bir açıklama yaptı. İnşallah bu yaklaşımlarını birkaç gün sonra unutmazlar. Ben her şeyin özgürlükten geçtiğini düşünüyorum. Herkesin ifade özgürlüğü, özellikle basının ifade özgürlüğünün korunmasının Türkiye için en büyük zenginlik olduğunu düşünüyorum. Benim iktidardan en büyük beklentim ifade özgürlüklerine bugüne kadar yapılan müdahalelerin sonlandırılması ve tümüyle özgür bir basın ortamının oluşturulmasını diliyorum. Peki Sayın Matur, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza çok sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz, Elegant Restoran bu güzel kafemizden sunduğumuz canlı yayınla Seçim Güzel Programı'nın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Sezai Motur'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de çok keyifli bir ortamda beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Ben seçimin tekrar hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Esen kalın.